Yok aslında. Yani bu ortada... Yani affedilmeyecek ya da şöyle çözülmeyecek bir şey yok. Ben seni gerçekten çok şeyin önüne koydum. Hayatımın merkezine koydum ben seni. Ben seninle her şeyi çözmek istiyorum. Her şeyi birlikte başarmak istiyorum seninle. Neden öyle yaptın? Neyi? Aradığım zaman, konuşalım dediğim zaman. Evet. Neden konuşmadın? Ben dünkü bana yaptı. O tavır, hiç hak ettiğimi düşünmüyorum. O kadar hani... O saatte aradım ya. Ben orada bir kafamda yanlış bir anlaşılma da vardı. O saatte beni Tala da aradı. Ben dedim birliktesiniz sandım. Ondan kaynaklı. Birlikte olduğunuzu sandım. Başka da bir şey değil. Senin de dün... Dediğim gibi o... Hani kapının önüne kadar gelip... Orada benim yanıma gelmemen, kırıldım ve darıldım. İşte o zaman dün benim o seni o saatte aradığım zaman ne kadar kırıldım tahmin edebiliyor musun? Geldim ya çünkü. Tamam tahmin edebiliyorum. Sen de beni tahmin edebiliyor musun? Bu kadar kişinin içerisinde. Senin ben peşinden. Sana hiçbir şey demedim. Ben istemiyorum dedim. Israr eden sendin. Anlık. O an olay daha yeni olmuştu. Sinirliydim. Konuşmak istemedim. Ben sonra konuşuruz. Sen de anlık tepkiler veriyorsun. Bak Berke de söyledi. Yükseldin orada. Ama bana diyorsun ki yükselmedim. Hep bunu yapıyorsun. Olabilir sana... mi acaba dedi. Bak şimdi bak hala üçüncü kişileri konuşuyorsun anladın mı? Biz ikimizden bahsediyorum seninle. Anladın mı? Berke de söyledi. Yok işte Beyza da bunu dedi falan filan. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. İkimizin arasındaki olan bir şey. Anladın mı? Ben sana dün dedin ya galadayken ben Gizem'i gördüğümden sonra ben merdivenlerden aşağı inmeye başladım diye. Öyle olmadı değil de. Ben öyle hatırlıyorum. Yani. Benim bakış açımdan böyle. Bakış açın değil olan bakış açısı, onun bakış açısı, bunun bakış açısı değil ki bu olan bir şey. Anladın mı? Sen dün sonra konuşalım dedikten sonra Nihla dedim niye böyle yapıyorsun dedikten sonra arkanı bile dönmeden gitmeye başlıyorsun. Ne alaka? Tut elimden gidelim sonra konuş. Bak o de sonra konuşalım yine de. Akşam ara beni de. Görüntülü konuşalım akşam seninle konuşacak çok detaylı şeylerim vardı. Ama sonra konuşalım deyip arkanı dönüp gitmeyince ben diyorum ulan ne yaptım ki? Hak etmiyorum ben de diyorum bu muameleyi anladın mı? Senin de bazı hak etmediğini düşündüğün bazı muamelelerin vardır benim. Ama gerçekten ben de bazı şeyleri hak etmediğimi düşündükten sonra ben de hani yüksek sinirli tepkiler verebiliyorum. Hani 2,5 hafta önce sen bana neyi anlatmaktan vazgeçtin? Her şeyi anlatmaktan vazgeçtin. 2,5 haftadır ben Oğuz'a bir şey anlatmayı da vazgeçtim artık. Ne yaptım ki ben sana? Örnek ver diyorlar Oğuz. Neyi anlamıyor? Onu da veremiyorsun. Senin benimle ilgili bazı kaygılarının olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu sona doğru geldikten sonrasa beni korkutmaya başladı artık. Artık sonuna geldikten sonra böyle problemlerini çıkartması lan diyorum ne oluyor? Ne düşünüyorsun? Hayır yani ne bileyim geri hani dışı, bundan sonra sivil hayatımıza geri döndükten sonra bu artık benimle ne bileyim bilmiyorum değil her şey insanın aklına geliyor her şey. Ne geliyor? Yani ne bileyim dışarıda mı görüşmeyecek miyiz acaba diyorum. Dışarıda benimle yapamayacağını mı düşünmeye başladın diyorum. Mutlu değilim ben. Aramızdaki bu
mevzuların bu şekilde ilerlemesini, özellikle sona geldikten sonra bana bu şekilde yaklaşılmasını bilmiyorum. Gerçekten ben hani çok şeyimden ödün verdim bu ve verebilirim bundan sonrası için de. Senin için ama. Gerçekten yapıcı bir şekilde seninle konuşmaya çalışıyorum. Yapıcı olmak istiyorum. Çünkü seninle yaşadığın şeyin ben çok kutsal bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve bir daha karşıma çıkamayacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun değerini biliyorum. Değer vermek istiyorum. Bundan sonraki hayatımda da seninle mutlu olmak istiyorum. Ama bazı şeyleri benimle birlikte çöz, kendi içinde çözme. Bunu defalarca söyledim sana. Ben yapıcı geldiğini düşünmüyorum. Yani sen eğer yapıcı gelmeye çalışıyorsan da, yapıcı geliyorsan da ben onu öyle anlamıyorum. Bana yapıcı gelmiyor. Niye benimle her şeyi şeffaf bir şekilde konuşamıyorsun? Çünkü ben sana şunu yaptın dediğim zaman sen kabul etmiyorsun. Yükseldin, yükselmedim. Bu mu sadece? Yok, yani bunun da çoğunluklarından bir tanesi yani. Bu dolaylardan bir tanesi. Çok yaşadık bunu çünkü. Yok, ben yaşadığımı hiç de hatırlamıyorum çok yaşadığımızı. Olabilir, hatırlamayabilirsin, bu böyle. Benim görüş açım. Ya sen görüş açımı bak, bu böyle deyip kestirip atıyorsun her zaman. Bir şeyleri kafandan netleştir. Ben çok netim. Gerçekten. Seninle alakalı. Gerçekten seninle birlikte bir gelecek düşünüyorum. Seninle birlikte buradan sonra da devam etmek istiyorum. Yani yeni yeni yerler seninle birlikte keşfetmek istiyorum. Bildiğim yerleri seni götürmek istiyorum. Birlikte zaman geçirmek istiyorum. Senin bildiğin yerleri eşlik etmek istiyorum seninle birlikte. Ama senin kafandaki netlik göremiyorum artık. Yok çünkü. Net değilsin bana karşı. Hı hı. Ne zaman net olmayı düşünüyorsun? Nettim ben. Ben hiçbir değil zaman miydim? Net olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Saygı duyuyorum. Böyle olduğu zaman gerçekten ne söyleyeyim ki diye düşünüyorum yani. Konuşmuyorsun bile benimle ki işte bak. Ne söyleyeyim diye düşünüyorsun. Konuşmuyorsun. Olmuyor. Ne olmuyor? Söylüyorum sana bak, böyle yaptın diyorum. Ne yaptığımı söylesene Nihle. Böyle bak söyledim de şu anda bana ne söyledin sen? Eğer izin verirsen söylerim. Söylemiyorsun ki. Konuş diyor, soru soruyorum. Cevap vermiyorsun. Konuş diyor, konuşmuyorsun. Bas çünkü sen konuşuyorsun. Konuş Nihle, dinliyorum ben seni. Kendi yaptıklarını söylüyorsun. Ben böyle nettim diyorsun. Sen net değildin diyorsun. Benim net olmadığımı nasıl söyleyebiliyorsun? Biz beraber konuşmuyor muyuz? Sen netsen bu benim net olduğum için olan bir şeydi zaten. Biz ikimiz beraber nettik. Biz ikimiz beraber evleniriz dedik. Biz ikimiz beraber buradan sonra devam ederiz dedik. İkimiz bunu böyle konuştuğumuz için bu böyle oldu. Sen tek başına neyin net olabilirsin ki? Kendim, duygularımdan. Hı hı. Senin hakkında düşüncelerimden, hı hı, fikirlerimden nettim her zaman. Ben sana net değildim ve sen de bunu biliyordun, net, öyle mi? Net değilsin şu anda. Şu anda net değilim. Sen biraz önce hiç net değildin ki dedin. Yani şu süreçten bahsediyorum. Bu süreçten bahsetmiyorsun. Hiç yok, net değildin. Önceden de net. Yanlış söyledin o zaman. Tamam. Yanlış telaffuz ettim o zaman. Kusura bakma. Şu an bana benimle alakalı net olmaman kaynaklandıran bir şey, bir sebep, bir örnek. Anlaşamıyoruz çünkü. Olmuyor yani, konuşamıyoruz, anlaşamıyoruz. Birbirimizi böyle anlamak için, çözmek için hani karşıdakini daha öncelikli yapayım, daha tamam anlayayım, onu dinleyeyim, bakmıyoruz. Kendini anlatıyorsun. Kendinin net olduğunu, kendinin işte daha çok iyi olduğunu.
davranış olarak. Ben bu ilişkide her zaman daha fazla olan kişi bendim zaten. Tamam, işte mesela bunlardan bahsediyorum, bunu örnek veriyorum. Bunu yapıyorsun, benim kötüleyecek şeyler söylüyorsun, net değildin zaten tarzı. Ondan sonra benden konuşmamı bekliyorsun ama kestirip atan sensin. Bu böyleydi, ben zaten bağırmadım, sen zaten umursamazsın, sen zaten şöyleydin diyen sensin. Bu yani, ben de bunların üzerine ne konuşabilirim ki, neyi anlatabilirim ki sana? Hiç konuşmuyorsun zaten. Nasıl tamam, konuşmuyorum o zaman. Ne bileyim yani ben. Kestirip attım, nereden çıkardım? Kestirip atabiliyorsun neyle? Nereden? Neyle çok belli hareketlerinden de, tavırlarından da. Hangi gerçekten tavırlarından? Buraya geldim sana. Bakışlarından bile. Ben çağırmadım, bana da bir çay getirir misin dedim ben. Geldin, Allah razı olsun, sağ ol. Buraya geldim. Sağ ol geldiğin için. Allah razı olsun, gel konuşalım dedim. Bana da çay da getirir misin? Geldin, sağ ol. Ne diyeyim? Teşekkür etmem lazım. Teşekkür et diye söylemedim. Ne diye söyledin? Ben yumuşak bir şekilde geldiğimi düşünüyorum. Onu kestirip atarak geldiğimi düşünmüyorum. Yapıcı şekilde mi geldiğini düşünüyorsun? Sen bir şeyleri çözüme kavuşturmak istiyor musun? Tata! Bak, Hello Kitty. Ya! Balım hoş geldin. Hoş buldum. Prensesim. Bu ne güzellik. Oh! Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim. Beğendin mi balonları? Beğendim. Vallahi. Gerçekten mi? Evet, çok beğendim. Artık bir şey yapmamız gerekiyormuş. Öyle diyorlar. Ben zaten benim için sevgiliyiz yani. Ama yani benimle sevgili olur musun hayatım? Sana bir de hediye aldım. Kurdelesi de vardı bunun ama kurdelesi çökmüş şeyde. Olsun, hiç önemli benimle değil. Benimle sevgili olur musun? Evlilik teklifi. He? Prensesim. Artık oldu mu? Oldu. Oldu. Ben zaten şey... Bakalım beğenecek misin? Bir de çok enteresan bir detay var. Evet. Halka küpe bunlar. Bir de bak, ya. Bir de bak, ufak bir şey var. Ona bayıldım. Gerçekten mi? Evet. Yüzük değil, halka küpe almana bayıldım. İlayda, İlayda gidiyor mu? Şey, dışarı çıktı galiba. Tata. Bak, Hello Kitty. Ya. Balım hoş geldin. Hoş buldum. Prensesim. Bu ne güzellik. Oh. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim. Sizin eski anlarınız. Beğendin mi balonları? Beğendim. Valla. Gerçekten mi? Evet, çok beğendim. Artık bir şey yapmamız ya gerekiyormuş. Öyle tabii, diyorlar. Ben zaten benim için sevgiliyiz yani ama yani benimle sevgili olur musun hayatım? Sana bir de hediye aldım. Kurdelesi de vardı bunun ama kurdelesi çökmüş şeyde. Olsun, hiç önemli değil. Benimle sevgili olur musun? Evlilik teklifi. He? Prensesim. Artık oldum. Oldu. Ben zaten şey... Oğlum ya, ağlama lan. Beni de alacaksın. Gel lan, beni de alacaksın. Bakalım beğenecek misin? Bir de çok enteresan bir detay var. Ne var? Halka küpe bunlar. Bir de bak... Siz düzeltemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Merak etme, gerçekten. Ona bayıldım. Fazla da yükselsiniz demin. Evet. Yüzük değil de halka küpe almana bayıldım bu arada. Evet, halka küpe sen çünkü çok seviyorsun. Onu da biliyorum. Spiderman de. Evet, Spiderman de var. İlk defa bu kadar bir şeyde sizi görüyorum ayrı noktalarda. Ne oldu? Hı? Yok bir şey. Seviyorsunuz birbirinizi. Güzeldirsiniz. Programın da yorgunluğu var. Hanım, ikili bir psikolojisi çok dağınık, baksana. Çıkıp iyi gelecek size de gerçekten. Doğru düşünmüyorsunuz. Hem de ihlalesen... Yoruldunuz çünkü. Hani o da daha küçük. Üzerinde baskı vardır, kim bilir. Eski ilişkinizin patlamasını yaşıyorsunuz. Aaaa...
Yine kötüsüyle geldi sonra. Mümkün mü buzdolabı? Ya işte. Güzel öyle.